Siz Zafer Partisi'nin kuruluşuyla birlikte Türk siyasi tarihine çok önemli bir konu üzerinden girdiniz. Türkiye sizi özellikle Ümit Bey 3 konuda Türkiye gündeminde tanıdı. Bunlardan birincisi Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinde genel başkanlık adaylığıydı. Daha sonrasında son dönemde özellikle Altılı Masa'nın HDP ile yapmış olduğu bir anayasa çalışmasını bir anda Türkiye'nin gündemine oturtturdunuz. Altılı Masa'nın değil. Altılı Masa o zaman yoktu. O Altılı Masa'daki oradaki mensuplardan bahsediyorum. Düzelteyim mi? Evet. Sonrasında da ısrarla çok önemli bir iddia ortaya koydunuz. İyi Parti'nin İstanbul İl Başkanı'nın FETÖ'cü olduğunu söylediniz. Bunun üzerinde partide FETÖ iltisaklı olduğunu söyledim. çok net olarak siz, İltisaklı. Tamam. tamam efendim, Tamam. siz bu iki konu üzerinden bir HDP ile yapılan bir anayasa görüşmesinin bir beka problemi olduğunu dile getirerek bütün televizyonlarda konuk oldunuz. Sonrasında yine aynı televizyonlara İyi Partili bir il başkanının FETÖ ile olan bağlantısı ve bunun üzerine genel başkanınız ve siz daha çok genel başkanınız Sayın Meral Hanım çok ciddi hakaretlere varan hani sizin akıl sağlığınızla alakalı dahi cümleler kurdu. Sonrasında Zafer Partisi kuruldu. Şimdi siyaseti takip eden insanlar, ben de bir siyaset uzmanıyım. Abdurrahman Uzun gazeteciyken. O Şimdi bak, ortak Sayın bir dakika Bekir, ben bitireceğim. Bir saniye, yok, Abdurrahman yok. Müdahale edip durma. Sayın kendin Bekir, gelince konuş. Sen kendin gelince konuş. Hayır. Sayın kendine Bekir, gelince konuş. Siz bize burada sen kim ya? Sen kimsin ya? Senden ne ilgisi var bunu? Ne ben hükümete söylüyorum ya. Sen ne demek? Sen ben burada bir gazeteciyim. Sen gazeteci. Allah AK Partili misin? Sen kimsin? Evet AK Partiliyim. O zaman çık AK Partili kimliğinle konuş. AK Partiliyim de gazeteci falan deme bana. Abdurrahman Uzun gaz patronuyken. Açın kombileri. Yaz ayı da olsa, havalar sıcak da olsa sonuna kadar yakın kombileri. Artık gaz patronuyuz arkadaş. Abdurrahman Uzun komedi uzmanıyken. Bir tanesi tarlada, bak bunu da daha önce anlatmamışım. Uşağın bir tanesi küçük uşak. Çalışıyor, ha böyle oyun oynaya, toprakla moprakla. Ha böyle bir tane küçük bir... Ve şöyle görüyorum, insanlar bu konuda sizden bir açıklama ve bir tepki beklerken bir anda Türkiye'de sadece mülteci problemi üzerinde konuşan ve hiçbir zaman o HDP ile yapılan o olaydan bahsetmeyen veyahut da İyi Parti'deki ayrılış ve Zafer Partisi'nin kuruluş serüvenine sebep olan konuya hiç girmiyorsunuz. Bu daha sonraları mı işleyeceksiniz bu konuları, yoksa şu anda cazip yer burası. Ben de sosyal medya içerik uzmanıyım. Biraz gündeme bakıyoruz. Gündem de bu gidiyorsa ona göre video çekelim diye. Siz de şu anda hani alırı var, karşılığı var diye mi mülteci konusunu gündeminizde tutuyorsunuz? Teşekkür ederim. Siyaset bilimi okudunuz herhalde abi. Yok, sinema televizyon mezunuyum. Sakın siyaset yapmayın bu yaklaşımla. Bakın şöyle, ya bir dinleyin lütfen. Tamam. Sonuna kadar. Hayır, bakın, tamam. Hakaret etmiyorum. Siz benim bakın, siyasetten anlamadığımı söylüyorsunuz. Lütfen bu uslupla bana cevap vermeyin. Ben sadece soru sormak için buraya geldim. Tamam. Siz de soruma cevap verecekseniz verin. Vermeyecekseniz vereceğim. Ben bu soruya cevap vermek istemiyorum deyin. Vereceğim. Bana hakaret edemezsiniz. Niyet okuması yapmayın Sayın Genel Başkan. Lütfen rica ediyorum. Abdurrahman Bey, bir soru sordunuz. Nasıl cevap vereceğimi ben belirlerim. Bana bir. Hakaret ederek hakaret siz etmiyorum. Bir şey belirleyemezsiniz. Abdurrahman Uzun, klasik AK Partili cazgırlığı yaparak üste çıkmaya çalıştı. Ama unuttuğu bir şey var. Karşısındaki kişi Ümit Özdağ. Siz siyaset yapmayın diyemezsiniz. Ben size söylüyor muyum? Siz siyaset yapmayın diye. Lütfen. Hayır, lütfen. Soruma cevap verecekseniz verin vereceğim. Sayın Genel Başkan. Vereceğim arkadaş. Vermeyecekseniz, bekle sonuna kadar. Vermeyecekseniz lütfen ben cevap vermiyorum deyin. Beni itham ederek soruma cevap vermeyin lütfen. Tamam, buyurun hocam. Yorum eklemeden lütfen. Yorum eklemeden. Buyurun. Ya. Buyurun tamam Abdurrahman Bey. Buyurun. Soruma sizin sorunuzsa kendi bildiğim gibi cevap vereceğim. İster dinlersiniz. İster dinlemezsiniz. Bakın siz bana dediniz ki... Tamam. Abdurrahman Bey. Bir saniye. Tamam cevabı bir alalım. Beyler tamam. Beyler abartmayın. Tamam. Abdurrahman buyurun. Bey. Bana sorunuzun içerisinde siz hakaret ettiniz. Ve şöyle sordunuz. 10 milyon insan var Türkiye'de sığınmacı. Bunun satarı olduğu için mi bu konuları işliyorsunuz? Demek benim bütün siyasi geçmişime ve siyasi müktesebatıma hakarettir. Bunu çok ustalıkla yaptım. Teşekkür ederiz. Tamam. 2011'de Suriye iç savaşı daha çıkmadan, başlangıç aşamasında televizyonlarda Suriye'de bir iç savaş çıkmasından çok korkuyorum. Çünkü bu savaştan Suriye'den sonra en fazla zararı görecek ülke Türkiye diyen, daha sonra bütün platformlarda AK Parti hükümetinin Suriye'de Beşar Esad rejimini yıkma çabalarının beyhude ve yanlış olduğunu ifade eden, bu konuda kitaplar yazmış, makaleler yazmış, çalıştaylar düzenlemiş bir siyasetçiye eğer siz derseniz ki
geçmişte kalmış bir anayasa çalışması ve bir il başkanı üzerinden neden siyaset yapmıyorsanız da sığınmacılar meselesi üzerinden siyaset yapıyorsunuz diye soru sorarsanız bitireyim cevabı. Bir saniye. Bitireyim cevabı. Bir saniye. Bitireyim cevabı. Tamam, bir saniye. Bitireyim cevabını. Ben de o zaman size derim ki sakın siyaset yapmayın. Bu doğru bir yöntem değildir. Tamam. Gördüğünüz gibi ben size aslında hakaret etmedim. Siz benim aklıma hakaret ettiniz. Ben de sakın aklıma hakaret etmeyin dedim. Tamam? Tamam arkadaşlar.